Değerli canlar, bugün programımızda Kızılbaş Alevi inancında Hızır'ın yerini, anlamını, önemini ve Hızır orucu nasıl tutulur, Hızır kimdir, bu konuları Hasan Kılavuz Ödemiz'den dinleyeceğiz, konuşacağız. Evet, şimdi Hızır ayı içerisindeyiz. Bugün Hızır oruçlarını tutmaya başladı cümle canlar. Kızılbaş Alevi inancında Hızır'ın yeri, Hızır'ın anlamı nedir dedem, sizden dinleyelim. Şimdi tabii bu çok önemli bir ay. Evet. Ve Alevilerin kutsadığı bir ay. Yani şimdi bir şeye bir kutsallık yüklersen, o kutsallık yüklediğin değerlere de sahip çıkmak lazım. Yani Kızılbaş Aleviler bu topraklarda, yaşadığımız topraklarda, Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içerisinde mayalanmış Alevi Kızılbaş inancının olmazsa olmaz günleri var. Bunlardan birisi de Hızır günleridir. Hızır ayıdır ve Tanrı misyonunu yüklediğimiz Hızır'ın kendisidir. Şimdi böyle Ulu Orta Lale Tayin Hızır demezler Aleviler. Hızır dediği zaman önce elini gönlünün üzerine koyuyor. Hızır gönüllerdedir. Her yerde hazır nazırdır. Duyandır, görendir, bilendir, edendir Hızır. Onun için Hızır dün çıkmamış bu olay. Bu binlerce yıldır nice uygarlıklardan süzülerek gelip Anadolu'da mayalanmış bu inancın ulusudur. Yani biz diyoruz ki Hızır her dili konuşan, her dilden anlayan, daima darda durana yardım eden, dilek dileğinin dileğini veren ve ölümsüzlük, bu hayat suyunu içen bir erdir, bir uludur. Onun için ona Tanrı misyonunu yüklemişiz. Anadolu Kızılbaş Alevilerine özgüdür bu. Ve bir diğer deyimiyle diyor ki, bu evrende yeşillik olduğu sürece Hızır vardır. Onun için de tabiatın nice noktalarına, özellikle de ülkemizde, yüzlerce yerleşim yerine ve birime Hızır adı verilmiştir. Hızır Çeşmesi, Hızır Dağı, Hızır Geçidi, Hızır Gölü, Hızır Çeşmesi diye yüzlerce yere bu isimler verilmiştir. Kutsadığımız için de hakikaten de dar günün eridir Hızır. Özellikle de yoksulun, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacının karşılanması, dara düşmüşse darda onu kurtarması, hasta ise iyileştirilmesi için Hızır belli yerlerde, belli günlerde mutlaka olur. Ama özellikle de yoksulun ve fakirin ihtiyaç duyduğu günlerde olur, doğru. O nedir? Hızır ayı işte. Hızır ayı ne zamandır? İşte Ocak ile Şubat arasında. 15 Ocak'ta başlar, özellikle de yerleşim birimlerinde 15 Şubat'ta biter, bir ay, dört hafta Hızır ayı demişiz. Bu Hızır günlerinde ne zaman oruç tutarsan, ne zaman cemini yaparsan, ne zaman lokmanı dağıtırsan, ne zaman görgünü görürsen, bir hizmet yapılacaksa o hizmeti yaparsan, o Hızır katında kabul ve makbuldur. Öyle. Ama niye karlı kış günlerinde özellikle? Çünkü bu çok önemlidir. Yani inancımızı özünde bu aya gönder. Niye yazın ortasına getirmemiş Ağustos'a da, İlla da kışın, karlı kış günlerine getirmiş bunu. Şimdi düşünün, ambarda yiyecekler tükeniyor. Samanlıkta saman tükeniyor. Hayvanlar aç kalıyor. Ambarda un eksiliyor. Küplerde yağ eksiliyor. Yani bahara doğru giderken tam da insanların en dar ve sıkıntılı günleridir hayatın. İşte Hızır'ı dar günde çağırmış. Bir bakmış ki samanlığında saman doğurmuştur. Yağı eksilmiştir, küpte yağı da çoğalmıştır, unda, ambarda unu yoksa unu olmuştur, hasta ise düzelmiştir, karlı kış günü yola düşmüşse uğru açık olmuştur, karda kışta tipi de kurtulmuştur. Yani o dar günlerin adamıdır diyoruz Hızır. Onun için sen yürekten çağırdın mı, yürekten diledin mi, orada hazır ve nazırdır. Onun için Anadolu Alevilerin gönlünde Hızır böylesine bir yer yapmıştır. İşte onu izafe edilen 3 günlük bir oruç var. Yani Hızır, muratları veren Hızır'a izafe ederler. 3 gün oruç tutarlar. Nasıl tutulur dedem bu oruç? Şimdi oruç, tabii oruç yalnız mideyle tutulmaz. Evet. Yani Alevi inanç ve ibadetinde oruç tüm anlamı yani elinle, gözünle, davranışınla, dilinle, hareketlerinle oruçlu olacaksın. Yani oruçlu olan bir insan bütün uzuvlarıyla oruç tutarsa makbule müteberdir derler. Bizde de oruç niyetlenir.
Yani akşamda, yarın Hızır günleri gelmiştir. Yarın ben oruç tutacağım. Özellikle de ülkemizde işte bu çoğu takvimlerde başlar. Bugün oruç başladı. Ayın 15'ine kadar devam eder. Bazen de 13'ünde başlar. 14-15 takip eder. Genelde oruç tutanlar orucu tuttuklarında son günü Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan akşama denk getirmek için orucu tutarlar. Oruç niyet ile tutulur. Bir niyet edilir. Niyet ile tutulur. Sabahleyin kalkar. İşine, gücüne, yaptığı her hizmet varsa o hizmetlerini devam eder. Ta gün batımına kadar devam eder. Gün batımında da kapı komşusuyla, aile bireylerle, yakın dostlarıyla, eğer bir cem evindeyse cem evindeki bütün canlarla toplanırlar, ortak orucunu açarlar. Fakat bu oruçlarımızın sofraları böyle şatafatlı falan değildir. Gayet mütevazı. Ne varsa, Hızır ne bırakmışsa, neyi nasip etmişse onunla orucunu açarlar özellikle. İşte sazlar çalınır. Zakirimizin burada canımızın çaldığı gibi deyişler söylenir, medyeler söylenir ve Hızır'la ilgili hikayeler nakledilir. Yani sen bir niyet ettin, Hızır orucunu tuttun. Bu gece nasıl bir rüya gördün? Nasıl bir rüyayla karşı karşıya kaldın? Rüya gördün mü? Niyet ettiğin şekilde niyetine göre verdi mi diye direkt ve temennilerde bulunurlar. Birbirini de sorarlar, sorgularlar. Onun için Hızır ayı yerleşim bilimlerimizde, Anadolu yerleşim bilimlerinde en büyük bayram günlerimizdir. Dilek Hanım. Yani bizim Anadolu Kızılbaş Alevilerinin en büyük bayram günleri Hızır günleridir. Yani inancımızın özünde yalnız Alevi seyitlerinin, pirlerinin ve mürşitlerinin talibi yoğun bir şekilde ziyaret ettiği, görgülerini yaptığı, nasip alınıp verildiği, ikrarların verildiği, kurbanların kesildiği ay ve gün Hızır ayıdır, Hızır günleridir. Onun için Hızır günleri böylesine kusamışız. Diyor ki, pirimin yolunu gözlüyorum. Çünkü en büyük bayram pirinin evine geldiği gündür. En büyük bayram onun için cemini yaparken hazır cemaatin, yani orada gelen yakınların, köylülerin, tanıdıkların huzurunda aklanıp paklanmaktır. Orada himmet eli almaktır, orada destur eli almaktır. Yani bunlar çok önemlidir. Hızır günlerini, pirinin yolunu gözler. Çünkü bugün bizim bayram günümüzdür de. Hızır günleri başlamadan önce aslında bu hazırlık yapılır. O köyde, o hanede işte Hızır geliyor. Evler temizlenir, badanalar yapılır, şerbetler yapılır, kilim ve cacımlar sirkelenir, yataklar çıkarılır, havalandırılır, yünleri varsa onlar çubuklarla dövülerek güzel bir şekilde tekrar doldurur. Yani bir bayram havasını yaşayacak şekilde bir ön hazırlıkla pirini, mürşidini, rahiberini, müsahibini bekler Hızır günü. Onun için ona en büyük bayram, sevdiklerim geldiği zaman bayramımdır. Yoksa başka bir bayram günü yoktur Alevilerin. Piri geldiği zamandır. Onun için pirinin yolunu gözler. Pirim niye gelmedi, bu sene niye çıkmadı, bu sene nerede kaldı diye geçmişten günümüze kadar bunu yaşamışız. Bugün de Aleviler kendi bulundukları mekanlarında, cemevlerinde, ibadethanelerinde bunu yaşarlarsa, yaşatırlarsa bu inancın özünü yaşamış olurlar. Evet. Böyle bakıyoruz. Cemevlerinde zaten Hızır orucu tutulduğu günlerde oruç açıldıktan sonra muhabbetler yapılıyor. Bu muhabbetlerde sizin dediğiniz gibi işte Hızır'ın önemi, anlamı anlatılıyor. Bir de Hızır'ın şöyle de bir önemi var değil mi? Hızır günlerinde canlar birbirinin yardımına koşar değil mi dedem? Yani kim dardaysa, kim zordaysa, kimin bir şeye ihtiyacı varsa elinde olan, müsait olan, gönlünden gelen yanındakine yardım etmelidir. Mana anlamı odur zaten. Evet. Yani Hızır aşkına bir lokma verirsin, Hızır aşkına açsa doyurursun, yetimse giydirirsin, düşmüşse kaldırırsın, ağlıyorsa güldürürsün ve bunlar hep Hızır aşkına denilen. Yani o ona ayan ve beyandır, bir gün o hizmet de sana döner. Zaten mana anlamıdır o günlerde yalnız hiç kimseye yardım etmeden, eğer düşkünse ihtiyacı varsa, el uzatmamışsan o tuttuğun oruç oruca benzemez. Tamam mı? Onun için Hızır günlerinin en büyük özelliklerinden biri de odur. Yani ona özellikle dikkat ederler. Yani ateşten ata binip Anadolu'yu ve hatta yaşadığı her coğrafyada dolaşan Alevi pirleri hep bunu tavsiye ve telkin etmişler. Hızır günlerinde
birbirinize uzanın, birbirinize el atın, birbirinizin sorunları varsa çözün, yardımcı olun konusunda tavsiye ve telkinler var. Onun için Hızır günleri diyoruz. Geldiği zaman ne yaparsan yapın, etrafına bakın, çevrenize bakın. Kadına, çoluğa, çocuğa, aç olana, sefil olana, yoksul olana. Yani düşünün ki bir köy yerleşim yerindesin. Evet. Adamın samanı bitmiş, otu bitmiş, hayvanlarına yem verecek bir tek demet otu yok. Ne yapar? Diğer olanlar ona yardım eder, gönderir, hayvanları ölmesin, kurtulsun, bahara çıksın. Aile yoksul ise, aile de bir şey yoksa, ya Hızır günleri geliyor, çocukları sefil, açtır, hanesinde bir şey yok, mutfağında bir şey pişirmiyor diye ona yağdır, undur, çökerittir, ayrandır, yoğurt, ne varsa yardım ederler. Çünkü Hızır katında kabul ve makbul olan insana yardımdır. Eğer sen çevrende insanlara bir yardımın olmamışsa, onları görmüyorsan, hallerini bilmiyorsan, o zaman yaptığın hizmet hizmet değildir, tutun oruç da oruç değildir. Bunlara dikkat edilir. Bu özellikle Alevilerin, pirlerinin, seyitlerinin hep telkin ve tavsiyeleridir talibe. Eyvallah dedem, teşekkürler. Sevgili Başak'tan bir deyiş dinleyelim, öyle devam edelim muhabbetimize. Tabii, saz ve söz Hızır ayına aittir, doğrudur. Thank you.
sağlık sevgili Başak. Eyvallah. Var ol. Sağ olsun. Dedem, biraz önce Hızır'dan bahsederken işte birbirimizin Hızır'ı olmalıyız, yardımlarına koşmalıyız dedik. Şimdi bir de bizi asimile etmeye çalışan, inkar, imha politikası uygulamaya çalışanlar var. Tunceli, bunu neden söylüyorum? Tunceli Cemevi'ne, Cemevi dedesi Mehmet Halis, Dersim Belediyesi'nde kayyum olarak atanan Vali Tuncay Soneli Hızır'a benzetti. Şimdi bizi asimile etmeye çalışan, inkar eden, inancımızı tanımayan bir zihniyetin temsilcisi olarak bir valiyi, oraya atanan kayyumu Hızır'a benzetmek doğru mudur? Şimdi Alevi seyitleri, Alevi pirleri, dedeleri inanç değerlerini anlatırken onlara çok özen gösterirler. Biz pirlerimizi, ulularımızı, mürşitlerimizi o makamda olan, mesela Ehl-i Beyt'ten bahsederken, Ali'den bahsederken, 12 imamdan bahsederken ve Hızır'dan bahsederken çok seçiciyiz biz. Yani seçiciyiz. Şüphesiz ki diyor ki bin bir donda baş gösterir diye. Yani Hızır kimin sıfatıyla, kimin donuyla gel, kimse bilmez. Onu ancak diyor ehil kişiler bilir. Onun için biz bu konuda bu deyimleri kullanırken daha dikkatli ve seçici olmalıyız. Şimdi eğer dedem deseydi ki, ya işte Bozat-ı Hızır hidayete gelmiş, onun o taş gönlüne işte bir şey koymuş, taş gönlü erimiştir, şu şu hizmetler yapıyor, farklı bir şekilde anlaşılırdı. Ama şimdi tabii onun o söylediği sözler Alevi camiasında kırgınlık yarattı. Yani bir o nedenli onları söyledi, niye söyledi, tabii onun içeriğini şimdi bilmiyoruz. Bir de biz Alevi seyitleri hakkında konuşurken daha dikkatli olacağız. Birbirimizi hem kucaklayarak hem de birbirimizi uyarmak bizim görevimizdir. Öyle bir yakıştırma yapmışsa uygun değildir. Uygun görmüyorum. Daha başka bir dil kullanabilirdi. Evet, cümlesi hani diyeceğim, valimiz Hızır olarak buraya gelmiş. Bir gün onun için eserler üzerinde çıra yakılacak gibi bir... Bu deyimler kullanılmaz. Yani kullanmaması lazım. Ben uygun görmüyorum. Yani farklı bir dil kullanılır. Tamam mı? Devlet adamı atanmıştır, orada hizmet yapıyordur, şudur veya budur Dersim'de. Özellikle Dersim coğrafyasında. Çünkü Dersim coğrafyasında Alevi pirleri Hızır'ı anlatırken ne diyor? O bizim güneşimizdir, o bizim ayımızdır, yıldızımızdır, dolunayımızdır diye Hızır'ı anlatır. Tamam mı? Aşk ile beslenip ebedileşen yalnız Bozat-ı Hızır'dır. Onun için Hızır deyimi kişiler için söylerken bunlara çok dikkat etmemiz lazım. İyi bir elekten geçirerek kullanmamız lazım. Tahmin ediyorum oradaki dedemiz de böyle bir boşlukta bulunmuştur. Bu deyimi kullanmıştır. Bunu düzelteceğine inanıyorum. Alevi seyitleri kendi noksanını görürse, noksanını gören Arif'tir. Kendi noksanını da görürse bunu düzeltir. Biz Aleviler de hepimiz beraber bu noksanları düzeltilmesi için çaba içinde bulmamız lazım. Ben onu düşünüyorum. Umarım dediğiniz gibi olur, olması gerekiyor. Olması gerekir. Evet. Yani o topraklarda gerçekten yani hangi kayanın dibine gitsen, hangi pınarın başına gitsen Hızır ismi anılır. Evet. Özellikle Dersim coğrafyasında Hızır günleri, Hızır lokması bir başka aşk ile, bir başka sevda ile pişirilip dağıtılıyor. Yani o anlamda da biz orada... Zaten tarihte de bellidir. Yani bizler kimlere Hızır demişiz, Hızır nasıl gelmiş, hangi gün gelmiş, nerede gelmiş. Hızır bile küçük Muratların, küçük Muratların adamıdır. Yani o anda dara düşmüşsen, sıkıntıya düşmüşsen, yürekten ve içten çağırırsan hazır ve nazır olur. Yoksa böyle rahat oturduğun bir koltukta, işte bana da İstanbul'da bir daire ver Hızır, Hızır o işlere bakmaz. Biliyor musun? Yani onun için küçük Muratların olabildiğince hiç farkında olmadan yürekten bir pınar gibi kaynarsa o aşk ve coşku, sen Hızır'dan dilersen dileğin yerine gelir. Can sıkışmayınca Hızır yetişmezmiş derler asla, ya değil mi? Asla tabii, şimdi o öyle olmuştur ve bunun binlerce, yüz binlerce örneği vardır, yaşayanlar vardır. Yani bu olmuş. Biz onun için inanıyoruz. İnanmak farklı bir şeydir kızım. İnanmıyorsan var ömrünce anlat. O beyhudedir. Ama bu topraklarda, yaşadığımız topraklarda bin yıllar nakış içerisinde insanlar ona inanmış ve onu gönlüne taht yapmış, ona bir misyon yüklemiş. Tanrı misyonunu. Abu Hayat dedim ya, Abu Hayat çeşmesinden içip ölümsüzlük mertebesine erişmiştir. Ne zaman çağırsan hazır ve nazırdır. Kendisi gelmese bile birisini gönderir.
Sen ama onu fark edeceksin. Bu çok önemlidir. Bir anne gelir, bir baba da gelir, bir ihtiyardan gelir. Yani illa da gelir. Buna hiç şüphe yoktu. Yani ki, aksakallı, elinde asalı birini kastetmiyoruz Hızır derken, değil mi? Yani Hızır tabii, binbir doğuda... Tabii, binbir doğuda baş gösterir. Evet. Ama senin onu bilmen lazım, onu fark etmen lazım. Bazen fark etmezsin, işten geçer ama eyvah dersin, ben Hızır'ı gördüm ama onun Hızır olduğunu bilmedim. Zaten kendisi onu belirleştirse senin dileğin de farklı olur. Onun için yürekten o anda dilediğini yerine getirir. Anadolu coğrafyasımızda öğrenir. Bakın bir kere yoksulun yanında olduğu kanaatkar. Yani Hızır'a inanan kanaatkar. Çünkü Hızır kanaatkardır. Zengin sofraların, zengin sarayların, varlıklı evlerin Hızır'ı değildir. Yani bu kendini göstermiştir. Bakın Hızır lokmasına kavut derler. Yani bizim coğrafyamızda bu Sivas'ta da öyledir, Erzincan'da da öyledir, Dersim'de de kavut derler. Peki kavut nedir? Karlı kış günlerinde bahara doğru giderken ambarlarda son taneler kalır, buğday tanelerini. Başka bir şeysi yoktur. Kadın alır onu, kızgın bir saçta kavurur, el değirmeniyle dışlarda çeker, o çıkan unla bir yemek yapar. İşte bir yemek yapar ve onu da evinde varsa tereyağı, tereyağını döker, tereyağı yoksa ayran döker, ayran yoksa öylesine çortan dediğimiz kurutulmuş kurudun ayranını yaparak dökerler ve kapı komşuları çağırarak o Hızır lokmasını yerler, Hızır lokması derler. Niye? Çünkü Hızır aza kanaat eden, en yoksulun sofrasında olduğu için ona kanaat eder. Yoksa derlerdi ki dolmalar, patlıcanlar, kavurmalar olur. Hızır böyle bir sofrada oturmamış. O kavutlu sofrada oturmuş. En yoksulun sofrasında oturmuştur. Onun için de azak kanat etmiş ve Hızır lokması dedikleri zaman ilk akla gelen kavuttur. Mesela işte köme yapıyor veya da işte bir bazlama yapıyor, bilmem ne yapıyor. Bunları yaparlar. Bu tür yani neyin varsa o Hızır lokmasıdır. Yüreğinde ne gelirse. Mesela Hızır ayında kurbanlar kesilir değil mi? Hızır kurbanı denir. Bakın Hızır kurbanı da ulu orta kesilmez. Ulu orta Hızır kurbanı adamaz Anadolu Kızılbaş Alevileri. Daha Hızır kurbanını gidik veya kuzu daha doğarken, daha küçükken adağını yapıyor. Adağını yapıyor. Diyor ki ateşe ve yele gitmezse, rüzgar ve suda kaybolmazsa, burada kuşa yem olmazsa Hızır sana ayındır. Söz ki bunu Hızır'da kurban yapayım. Önce adakla, duayla bunu adıyor ve ona özel bakıyor. Besliyor, büyütüyor. Piri evine geldiği zaman Hızır günlerinde kapı komşularıyla beraber oturdukları alanda onu getirip kurbanını pirin huzurunda duasını alıyor, götürüp tırlıyor. İşte bütün bu, yani bunlar bir bin yıllarda oturmuş köklü geleneklerdir. Ulu orta böyle gidip avluda veyahut da pazar yerinde bir koyunu getirip kurban etmezlerdi. Böylesine köklü bir gelenekten gelir Hızır günleri ve Hızır ayı. Onun için Hızır ayı ve Hızır gününe onun için demişiz. En büyük bayram günlerimizdir. Bunun kıymetini bileceksin, özünü yaşayacaksın. Pirini, mürşidini, rahberini, müsahibini, kirveni unutmayacaksın Hızır günleri. Kapı komşunun gönlünü alacaksın, kapı komşunun gönlünü yapacaksın. Yoksulu doyuracaksın, acı doyuracaksın, sahipsize sahip çıkacaksın. Hızır günleri bizde böyledir. Bunu unutmamak lazım. Eyvallah. Peki dedem, günümüzde de anlattığınız tüm bu ritüeller uygulanıyor mu yoksa bir kayba uğradı mı? Yok, törpülenmiştir. Törpülenmiş, hayli törpülenmiştir. Biz niçin diyoruz işte Alevi seyitleri, Alevi dedeleri, inanç kurulu, inançtaki pirler, seyitler, dedeler. Bunu bir nakış işler gibi kurumlarımızda, cemevlerimizde, ziyaretlerimizde, dergahlarımızda, bulunduğumuz alanlarda, sohbetlerde, muhabbetlerde, aile ziyaretlerinde bunu anlatmamız lazım. Anlatılmadığın bu değerler kaybolur gider. Düşün bir köyünde 40 yıl önce çıkmış, gelmiş kasabaya veya da şey metropola 40 senedir burada duruyor. Bu değerlerin hiçbirini yaşamamış. Kavut nedir bilmez. Veya da değil mi? Veya da işte bu yoksullara nasıl yardım edilir, Hızır günleri geldiğinde ne yapar, nasıl cem yapar, nasıl kurban keser, nasıl lokma pişirir. Kurban pişirmese bile bir lokma pişirirken bile, bir lokmayı bir yere götürürken bile gülmeksiz, duasız olmaması lazım. Lokmasıyla gitmeli, bir pirin huzurunda çoluk çocuğuyla duasını alıp cem evine götürüp mutfağa vermeli. Ondan sonra da oradaki canlar arasında o bölüşülmeli. Yani günümüzde
Bu olmuyor. Çoğu değerler törpülenmiş. Niye? İnançtan uzaklaştığınca bu törpülenir. Yani inancı yaşamak lazım. İnanç yaşanırsa bu değerlerde yaşar. İnanç yaşanmazsa olmaz. Tıpkı kışın işte burada kalorifer var. Bakın bu salon sıcak. Biz radyatöre ne kadar yakın olsa o kadar ısınırız değil mi? İnanç da öyledir. Diyor ki yanan bir ocağa benzer. Ateşe ne kadar yakınsan o kadar ısınırsın. Ne kadar uzaklaşırsan o kadar da soğursun. İnanç da böyle. İnancı yaşayacaksın. Yaşamak lazım. Yani Hızır günleridir, Muharrem'dir, Nevruz'dur. Yani bütün 5-6 Mayıs'dır, İlyas'tır. İnanç ve ibadetimizde hangi değerler var? Kural ve kaideler nelerdir? Hangi günleri kutsamışız? O kutsal günlerde ne yapıyoruz? Bunları yaşarsan olur. Şimdi metropoline gelip yerleşen Alevilerin büyük bir kesimi hangi ocaktan pirlerinin geldiğini bilmiyordu. Veya da bilmiyor. İşte cem evlerimiz bunun için var. Önce onu bilmeli. Önce öğrenmeli. Herkes mutlak ve mutlaka pirini bilmeli. Rayberini, mürşidini bilmeli. Hangi ocaktan geliyor bunu bilmeli. Cem evlerimizde hizmet veren dedelerimizin hepsine aşkın yazımız var. Şüphesiz ki o ocak mensupları hiçbirisi birisine üstün değildir. Birbirine destur ile, himmetle niyaz etmişler. Ama orada bir dede hizmet veriyorsa eyvallah. Ama talip buna göre yine de bilmeli. Bizim dedemiz kimdi? Hangi ocaktan geliyordu? Senede bir, iki senede bir gün ayağı düşerse, bir gün gelirse onu çoluk çocuğuna anlatmalı. Yani ocaklarını unutmamalı ve o ocaklarda hizmet veren dedeler de talibi gözlemeli, talibi unutmamalı. Karşılıklı birbirini takip ederlerse bu inancın değerleri yaşar. Ama bir şeyi burada belirtmek isterim. Aleviler dünün Alevileri değil. Bugünün Alevileri daha çağdaş, daha modern, daha akıllı, daha üretkendir. Yani günün koşulları işi o boyuta getirmiş. Okuyorlar, eğitim görüyorlar. Bakın bundan 40-50 yıl önce Dersim'in Aköy'ünde, Erzincan'ın Beyköy'ünde, Sivas'ın neresinde veya da Çorum'da bir kızımız elinde sazla oturup çalamazdı. Sakirlik yapamazdı. Bir divanda olmaz. Ama gün öyle geldi ki artık Alevi çocukları o barikatları aştılar, bu değerleri sahipleniyorlar. Bu çok büyük bir değerdir. Bunları beslememiz lazım. Bunlar gelecekte zatil olacaklar. Analar ön planda olacak. Alevi inanç ve ibadetinde hepsi candır. Erkek veya kadın dememiş, can demiş. Hizmet haklayanındır. Ali'nindir, Veli'nindir, Ayşe'nindir, Fatma'nındır dememiş. Hizmeti kim haklıyorsa hizmet yapanın ona aittir. Hizmet sahibine aittir. Onun için bizim pirlerimiz demiş, hizmet sahibi hizmetinden şefaat bulsun. Allah kim hizmet verirse. O anlamda bu değerleri bilmemiz lazım. Allah Allah dedem. O kadar güzel anlattınız ki aslında bizim oruçlarımız, işte Hızır günlerimiz, öyle 3 gün oruç tutup geri kalan 362 gün işte normal hayata dönmek gibi bir şey değil. Aslında 365 günün tamamında Hızır oruç, bizim gönlümüzde eyvallah, olması gerekiyor eyvallah, değil mi? Oruç eyvallah, niyetiyle tabii. Yani aç kalmak değil aslında değil, bu bir niyet asla, orucu. Dediğiniz gibi zorda kalanın yanında olmak, mazlumun yanında olmak, birbirimizi ötekileştirmemek aslında asıl mesele bu. Yani bizim inancımızın özünde 72 millete bir nazarla bakmak var. İşte Hızır da o 72 millete bir nazarla bakmanın bir sembolü değil mi dedem? Aynen öyle. Kızım zaten Dilek Hanım, eğer diyor bir sefer yürekten ya Hızır diye çağırırsan evet, bu 1000 yıl ibadete bedeldir. Yeter ki yürekten çağır, içten çağır. Eğer bu olursa bu ibadettir. Senin ibadetin ulları zikretmektir. Senin ibadetin çevreni, sağını, solu, tabiatı korumaktır. Mesela karlı kış günleri. Düşün hayvanlar dışarıda aç ve susuz. Avrupa ülkelerinde kuşlara yem vermek için ağaçlara yemlikleri asarlar. Yani aç kalmasınlar diye. Yani kendi ülkemizde düşün yani sokakta açlar var, aç hayvanlar var, aç insanlar var, yoksa insanlar var. Yani bu yalnız tabii Hızır günleri bir ateşlemedir. Ama o aynı zamanda Hızır'ı bilirsen her gün Hızır günüdür. Her gün Hızır günüdür. Evet. Şimdi bir yolda yürürken bir yoksula eğer yardım ediyorsan, ay da Hızır ayı değilse Hızır aşkına diye yine o yardımı yapıyorsun. Evet. Hastanede bir hastayı ziyaret edip halını hatırını sormak bile Hızır aşkına gidelim oradadır, kimsesizdir, bir hastayı da ziyaret edelim demek bile Hızır günleri illa olmuş değildir. Senenin hangi günü onun ismini yad eder yaparsan Hızır ayan ve beyan olur. Onun için bunları bilmek lazım. Bunları yaşamak lazım. İnanç ve ibadetimizin uluları, dervişleri ve pirleri de beyanları hep bu doğrultudadır. Yani sene 365 günse gönlünde hiçbir zaman
onu atmayacaksın, çıkarmayacaksın ve daima onu yaşatacaksın. Ve o bilinçle çocuklarımızı da, gençlerimizi de büyütmemiz lazım, yetiştirmemiz lazım. İşte onun için diyorum, cemevlerimiz bir fırsattır. Bütün Aleviler bulundukları her yerde cemevleri sahiplenmelidirler. Cemevlerine sahip çıksınlar, cemevlerine üye olsunlar, oraya gitsinler. Çünkü orada en son uğrak yerimiz cemevidir. Orası bize sahiplenir, biz de ona sahiplenirsek. Ölümümüz orada geçer, lokmamız oraya gider, acı günümüz olur, tatlı günümüz olur, taziyemiz olur. Yani orada gelecekte bizim cemevlerimiz, bizim sığınak kalelerimiz olacak. Onun için Türkiye'de bu Hızır günlerinde cümlecanların niyetleri, dilekleri, dualar hakikaten kabul olsun. Dağıttıkları lokmalar, pişirdikleri lokmalar Hızır katında kabul ve makbul olsun. Allah. Özellikle de cemevlerine sahip çıksınlar, cemevlerini sahiplensinler, oraları yalnız bırakmasınlar. Her Alevi'nin uğrak yeri olmalı cemevlerimiz. Evet, çünkü, onu diyorum bu Hızır ayında. Bunlar önemli. Çünkü bizim inancımız öyle defterden, kitaptan ya da işte bir okulda bir yerde öğrenilecek bir inanç değil. Yaşanarak öğrenilecek bir inanç. Cemevleri de bizim inancımızı yaşatacağımız zaten, yerler değil. Zaten dergahlarımız, bu inanç bir kitaptan öğrenilseydi Hızır günlerinde bir kitapta olurdu. Böyle Hızır gönüllerde olmuş. Evet. Çünkü okunacak en büyük kitap insan ise Hızır'ı da gönlüne nakşetmiş, oraya yazmış. Onun için bu inanç hadü kenarı olmayan bir bahru umandır. Bu inancın tüm kuralları ve değerleri hiçbir zaman ve hiçbir dönem bir kitaba sığmamış, bir kalıba da girmemiş. Gönlünde nasıl yaşa? Yaşamını inancı yapmıştır. Şimdi herkes Hızır'ını anlatır değil mi? Herkes gönlündeki Hızır'ını anlatır. Beklentisi ona göre, yakıştırması ona göre, tasviri ona göre. Kimine bir kadın olarak, kamil bir kadın olarak gelmiş, kimine bir pirifani olarak gelmiş, kimine bir yoksul olarak gelmiş, kimine bir masum-i pak olarak gelmiş. Onun için gönlünde yaşattığın Hızır'ı yaşarsan, inanırsan ve ona göre hal ve ahvalına şekil verirsen, Hızır her daim senin yanında hazır ve nasıl. Gönüllerde uzak değildir. Eyvallah dede. Bu Hızır günlerinde de yine Alevilere ve Aleviliğe yapılan baskılara karşı sizin dediğiniz gibi de herkesin gönlündeki Hızır o inancı var edecektir. Ve Aleviliği ve Alevileri yok etmeye çalışanlara en büyük cevap da bugünlerde verilecek. Bugün Songül Can'ımızı gözaltına aldılar. Öğrendiğimiz bilgilere göre yarın Malatya'ya götüreceklermiş ve neyle suçlandığı belli değil. Yine Sarıyer Şube Başkanı Pir Sultan Abdal Şube Başkanı Zeynep Yıldırım ve eşi Hasan Can şu anda yine cezaevinde. Geçtiğimiz ay Pir Sultan Abdal Genel Merkezi Genel Başkan Yardımcısı Erol Yeter tahliye oldu ama bir yıl yakın süre cezaevinde tutuldu asılsız iddialarla. Bu şekilde bitirmeye çalışıyorlar Aleviliği. Bugün Hızır'ın ilk günü de Songül Can'ımızı aldılar. Siz de bu konuyla ilgili bir mesaj verirseniz çok seviniriz dedim. Songül Can'ımıza önce geçmiş olsun derim. Bir de dar gün ömrü kısadır. Dilecan, dar gün ömrü kısadır. Ne yaparlarsa yapsınlar. Düşünen, yüreğinde bir volkan gibi düşüncelerini özgürce anlatanları, Hızır günlerinde olsun, Hızır günlerinin dışında olsun, Alevilerin aydınlarını, yazarlarını, çizerlerini, örgütlü Alevileri, kurumların içinde çalışanlarını böyle gözaltlarına almakla, onları hapishanelere atmakla, zindanlara atmakla hiçbir zaman başarıya ulaşmazlar. Aleviler nice badireleri atlatmışlar. Bin yıllardır bu topraklarda bütün gördükleri eza ve cefalara rağmen daima umutla yol almışlar. Tutkuyla koca dağları aşmışlar. Çünkü dönüp arkasına bakmamışlar. Hep önüne bakmışlar. Çünkü aydınlık günler gelecektedir. Buna inanıyoruz. Ve tavsiyemiz de hep o doğrultudadır. Şüphesiz ki düşünceler korkuyor. Yani Aleviler aydın insanlardır. Tavırları, davranışları, bütünlükte saray ve sultanlara hiçbir zaman boyun eğmemişler. Saray ve sultanlardan emir almamışlar. Saray ve sultanların zulümlerini kritik eden Alevi dervişler ve pirleri kimi boynu vurulmuş, kimi derisi yüzülmüş, kimi zindanlar atılmış. Ama bütün bunlara rağmen geride gelenler hep o inançla o düşünceleri bugüne taşımış, bugün de gelecekte taşınacak. Buna hiç şüphe olmasın. Buna inanıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten güzel bir muhabbet oldu dedem. Mersin'den kalkıp buraya kadar geldiniz, onur verdiniz. Programımızın sonuna geldik. Son olarak vermek istediğiniz bir mesaj varsa. Bizi dinleyen, başta da söylediğim gibi bütün Yol TV emektarlarına çok çok teşekkür ederim. Ayrıca sizin bu çağırdığınız program vasıtasıyla bizi izleyen cümle canların
Hızır lokmalar hakkında kabul olsun. Allah Allah. Gönülleri şen olsun. Deryaları şen olsun. Sofraları bereketli olsun. Allah kısmetleri kanı olsun derim. Allah. Muhabbetlerimi sınarım. Allah Allah dedem.